Evet, şimdi oldu. Efendim, sizlerle bugün çok değer verdiğim, çok saygım, kitap dostu, yazar dostu, araştırmacı dostu, insan dostu, çok özel bir insanla buluşturacağım. Ve benim için çok heyecan verici bir buluşma olacak. Sizlerle tanıştıracağım Halil Bingöl, Aslıhan Pasajı'nın en sevilen ismidir bence ve herkes için de bu böyledir. Sizi hem onunla tanıştırmak hem de buluşturmak için valla bu cumartesi günü birazcık da böyle metazeri oldu. Hocam ne olur sizinle program yapmak istiyorum dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim söylediğiniz böyle yüceltici kelimeler için. Ne söyleyeyim, sağ olun. Sen bize müracaat ettiğin zaman biz sana dedik ki böyle böyle yap, böyle böyle yap. Sen bizim sözümüzü tuttun. Böyle 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 yaptın. Ve menzilinde ilerledin ve güzel bir eser meydana çıkarttın. Hocam, Biz bundan iftihar ediyoruz. Öncelikle bütün emekleriniz için ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü siz Rica ederim. Açıkçası şöyle söyleyeyim değerli dostlar, Halil Bingöl hocamız, ben araştırmaya ilk başladığımda kendisine bir sahaf olarak başvurmuştum ama o kadar ciddi bilgi birikimiyle beni yönlendirdi ki inanın notlar alarak yanından her gidişimde ayrılıyordum. Çünkü bir araştırmacının sapacağı yollar, çıkmaz sokakları defalarca deneyimlemiş, defalarca görmüş. Bu konuda yanılanlar, düşenler, kalkanlar o kadar çok yanına uğramış ve onunla hasbihal etmiş ki doğal olarak bu yolları gören, bilen birisiyle danışmak bir yazar adayı için inanılmaz büyük bir lüks ve konfor. İnsanın gerçekten bir sahaf dostu, bir sahaf babası, abisi olması çok kıymetli. Ben kendisine zaman zaman sahaf baba diye hitap ederim. Garipsemeyin ama gerçekten öyledir. İstanbul'da Halil Bingöl deyince hatta tüm Türkiye'de Sahaf Baba'dır onun adı. Televizyonlarımızın eski Yeşilçam filmlerini, Hulusi Kentmen'i neyse televizyonda ve sinemada Yeşilçam'da. Sahaflıkta da Halil Bingöl odur. Ne zaman bir bilgi konusunda dara düşseniz emin olun o konuyla ilişkili bir bilgisi vardır ve sizi yönlendirir. Kendisinin kitaplarla ilişkisini soracağım ve bize birazcık anlatmasını rica edeceğim. Hocam bizi kitap sevdanızın başladığı noktadan biraz bahseder misiniz? Şimdi öğrencilik yıllarıma gitmem lazım. Öğrencilik yılım lise çağlarında Eyüp Sesi mezunuyum. Okul bitti bitecek. Şimdi tabii gün geçtikçe masraflar da artıyor. Okul bitti, üniversiteye gideceğiz. Paramız kısıtlı. Ek gelir olması için Eyüp'te Şafak Sineması'nın önünde Eyüp'te bir Şafak Sinemamız vardı. Neyse. Orada Tom Mix 80 satarak başladım. Kitabın sevgisi daha ileriki yıllarda yapıştı yakama. Bir daha da bırakmadı zaten. Bu eski Fransızca egzersiz kitapları vardır. Krebürlü ve çok güzel anlatımlı. Yabancı dilimiz Fransızcaydı. Öğretmenimiz bu kitapları toplamamızı tavsiye etti. Lütfü Bey, hiç unutmam, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O kitaplardan ulaştım, bir daha da kurtulamadım. Biliyorsun işte sen Beyoğlu'ndaki durumumuzu. Bir sahaf olarak değil de bir kitap tutkunu olarak diyelim. Elimizden gelen bütün yardımı araştırmacılara sunduk ve sunuyoruz ve devam edeceğiz tabii ki. Bir sahafın asli görevlerinden bir tanesi. Kütüphanede bulamayacağınız veyahut da herhangi bir yerde rastlayamayacağınız çok çok sizin için araştırmada çok çok önemli olan noktaları, bir belgeyi, bir efemerik parçayı, bir gazeteyi veyahut da bir kitabın içinde kalmış bir makaleyi sizlere ulaştırmak için bir bilgi deposu görevi yapıyoruz yani açıkçası. Size bir köprü vaziyeti, köprü kuruyoruz geçmişte sizin aranızda. Bilmediğiniz, ulaşamadığınız bilgileri size ulaştırmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Estağfurullah. Gerisi size kalıyor. Sizin gayretinize kalıyor yani.
Yok hocam yok. Yani insanın bir yol haritasına gerçekten ihtiyacı var değerli dostlar. Ben araştırmacılıkta eğer bir nebze de olsa bir başarı yakalıyorsam kesinlikle bir sahaf dostu olmanın verdiği lüksü yaşıyorum. Çünkü neden? Bu konuyla ilgili bugüne kadar kim ne yazmış bir konuyla ilgili neyse o ilgilendiğiniz konu. Tabii onunla yakın ilişkisi olan birisini bulmanız lazım. Bunu sahaftan başka kütüphane dostundan, kitap dostundan başka kim olabilir? Tabii ki hiç kimse. Evet. Ben o yüzden hani size geldiğimizde siz bizi yönlendiriyorsunuz. İşte şu yazarın şu yıllarda, şu konularda, şu kitapları var. Bu yarar mı, bu yaramaz. Hani bu seni aşar, bu sana yeter. Bu seni önünü açar gibi önermeleriniz aslında kafamıza yeni pencereler ve araştırmada da aslında yol haritamızın ciddi güzergahlarını birlikte kurmuş oluyoruz. İşte bizim de eğer varsa bir başarımız, bu konularda önermelerinizle birlikte gittiğimiz yerde aslında bambaşka pencerelerle karşılaştığımızda işte o zaman ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Sizin bu konuda Aslıhan Pasajı'nda çok çok başarılısınız ve Türkiye'nin her yerinden bu konuyla ilgili ya arkadaşlar Ekşi Sözlük'te sayfaları var hocamızın. Aklınıza gelen birçok yerde hoca ile ilgili çok güzel anlatımlar var. Bir sürü programları var kendisinin. Bakmayın bu kadar mütevazi göründüğüne. Kendisi yaşayan Google'dır sahaflık anlamında. Az bile söylüyorum gerçekten öyle. Yani bu kadar bilgiyi ve bu kadar kitabı tanımanın bir yolu var mı hocam? Yani biz sahaf olarak biz sizin kadar kitapla buluşmuyoruz. Evet bizim de kendimize göre bir kütüphanemiz, kendi arşivimiz var ama siz alan, satan, buluşturan da bir noktadasınız. Yani iyi kitap nedir? İyi kitaba nasıl ulaşılır ya da İyi kitap nasıl bir şeydir? Yani siz onu biraz açar mısınız bize? Şimdi efendim şöyle, biz devamlı değişik kitaplarla muhatap olduğumuz için, onları da bir canlı olarak gördüğümüz için onlarla sohbet ederiz. Dükkanda müşteri olmadığı zaman biraz delicesine bir şey ama onlar bize kendi sırlarını açarlar. Derler ki, evet beni bu kişiye gönder, beni şu kişiye sat. Başkasına satma bir şeyi olmaz, faydası olmaz. Şimdi siz, sen geldin mesela o gün, günlüğü hatırlamıyorum. Dedin ki hocam, dedin ki açık açık söyledi, dedin ki ben bu konuda araştırma yapacağım. Evet. Bana bir yardımcı olun. Biz de sana bildiğimiz her şeyi kademe kademe abi, birden verirsek abone ne olursun diye yavaş yavaş vermeye başladım. Doğru. Hatta bir şeyinde bir pozisyonda kalktın Erzurum'a gittin. Evet. Sırf bu konu için. Evet. Bu bizi daha bir yüreklendirdi ve heyecanlandırdı. Bütün şeyleri bu sefer dökmeye başladık önüne. Ondan sonra senin gayretinle, senin çalışma azminle, bu çok önemli, hiç usanmadan, bıkmadan oraya başvurdun, buraya başvurdun, şunu yaptın, bunu yaptın, kütüphane çalışmaların, evrakların, arşivlere girmen bizi daha yüreklendirdi. Senin bu işi yapacağını anladık ve tüm kapıları açtık. Çok teşekkür ederim. Ve netice ortada. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani doğru mantıklı buluyorum. Çünkü hani doğru insana doğru kaynak. Çünkü kim neyi arıyorsa onunla ilgili hakikaten Google gibi spesifik cevap veren kitabı bulması kütüphanelerde çok zaman harcamış biri olarak her zaman çok kolay değil. Yani kitabı da bulmak ve bilmek de önemli. Siz verdiğiniz bütün kitaplar hakkında bir bilgi sahibisiniz. Yani elinize geçen bütün kitapları okuyor musunuz hocam? Şimdi benim esas araştırma konum değişik kurufatlarla basılmış Türkçe kitaplar. Dünyanın neresinde olursa olsun, neresinde basılmış olursa olsun Türkçe kitap olması önemli. Ve bunun değişik kurufatlarla basılmış olması önemli. Örneğin Grek alfabesiyle basılmış Türkçe kitaplar. Devamında Ermeni harfleriyle basılmış Türkçe kitaplar. Bunlar bizim çok ilgimiz alanında. Gürcüce basılmış Türkçe kitaplar. Gürcü alfabesiyle basılmış ama Gürcü alfabesini biliyorsanız Türkçe okuyorsunuz. Bunlar bizi çok heyecanlandıran kitaplar. Onların peşindeyim ben. Artı araştırmacıyı biz, onu söylemekte fayda var. İlk önce araştırmacıyı oturtuyoruz karşımıza. Kendisi ne yapmak istiyor onu anlamaya çalışıyoruz. Ve araştırma neresinde?
Hangi kitapları görmüş veya görmemiş veyahut da şu bu falan filan. Bu işe istekli mi değil mi? Ona göre malzemeyi veriyoruz. Birdenbire malzemeyi önüne koyarsak bunalıyor, bir daha da gelmiyor. Ama azar azar verdiğimiz zaman devamında bakıyoruz ki geliyor. Bizim için çok önemli bu. Yani biz bir yerde kitap satıcısı değiliz. Bizim elimizdeki koleksiyonları, görülmemiş malzemeyi kimin ilgisi altındaysa onlara vermek mecburiyetindeyiz. Yoksa bizim bir çalışmamızın anlamı kalmaz. Onun için biz bu konuyla ilgili kitapları kovalıyoruz ve araştırmacısı için bilgi olarak biriktiriyoruz. Gerek bilgisayardaki dosyalarımıza, gerek dükkanımızdaki özel arka plandaki raflarda, diğer müşterilerin görmeyeceği raflarda biriktiriyoruz. Sordukları zaman önlerine koyuyoruz. Ama bizden beri değil gene. Gene söylüyorum, yavaş yavaş. Yavaş yavaş acayip. Mesela senin bir Ege bölgesi seyahatin vardır. Orada bir takım şeyler gittin, buldun. Hiç duyulmamış, edilmemiş kahramanları çıkart meydana. Bu bizim için büyük bir şeref. Bizim çok mutlu ettin. Yani bu senin çok büyük başarın. İnşallah bu başarının devamı gelecek tabii. Geliyor. Geliyor Allah nasip ederse. Sen kuyudan insan çıkartıyorsun, biz kuyudan bilgiyi çıkartıyoruz. Bu. Çok duygulandım. Galiba doğru anladıysam aslında biraz duygusal iletişim de lazım. Size başvuran kişinin ne araştırdığını paylaşmasıyla birlikte aslında o konuda kararlılığı da sizin için önem taşıyor. Yani Evet, çok önemli. mesajınızdan şunu çıkarıyorum. Burası bir kitapçı dükkanı değil. Aslında Değil, burası hayır. bir iletişim noktası. Çünkü sahafa gelen Evet. ne aradığını paylaşırsa sahaf o kitap dostudur ama okuyan dostudur da aynı zamanda. O Evet. araştırmacıyı ne aradığınla buluşturuyorsunuz. Yani Evet. ki yüzeysel bir araştırma değil ama samimiyetle sarılınmış bir çalışmada sizin gibi nitelikli sahafların insanları bir hayli işini kolaylaştırdığını ve bir sonuca başarılı bir sonuca ulaşmasını sağladığını da görüyorum. Çünkü önemli bütün araştırmacılara baktığımda gerçekten iyi sahaflıkla sahaf ilişkisini kurmuş, kaynağa gerçekten ulaşabilen insanları görüyorum. Bu yüzden sizin varlığınızı keşfetmemiş bir araştırmacı henüz görmedim ben. Yani araştırma anlamında eğer ortaya bir şey koyulacaksa sahaftan faydalanmayan bir çalışmayla henüz nitelikli anlamda çalışma yapan birisiyle hiç karşılaşmadım. Bu demek oluyor ki büyük ve nitelikli araştırmalarda tarih, kültür, edebiyat, mimari, sanatsal bu bütün çalışma alanlarının hepsinde sahafların hele hele böyle nitelikli çalışmalar yapanlara siz mesela spesifik bir alanınız var mı hocam? Türkçe basılmış bütün eserler diyorsunuz ama örneğin mimariyle ilgilendiğiniz alan mıdır veya denizcilik gibi? Şimdi onlar bizim için detay oluyor. Bizim Evet. öncelikle araştırdığımız Türklük bilgisi. Evet. Bir, ikincisi Anadolu'muz. Anadolu'muzdaki yaşanmış olan gelmiş geçmiş medeniyetler. Son dönem Kurtuluş Savaşı'mız. Evet. Ki onun bir bölüm temsilcisi karşımda duruyor şu anda. Çok mutluyum o konuda. Hiç unutulmuş, hiç aklı hayale gelmemiş insanları meydana çıkartıyorsun. Bu çok büyük bir hizmet Türklük açısından. Yani Türklük derken biz kendimizi bir tarihini bilmişiz, edebiyatını bilmişiz, mimarisini bilmişiz. Bizim için hiçbir şey yok. Biz Anadolu'yu bitirelim, bize yeter. Bir eski Asur medeniyeti vardır, efendim Etiler var, şunlar var, bunlar var, uzun mevzular. Bunları daha bilmiyoruz. Sümerlerin bulmuş olduğu saati kullanıyoruz şu anda. Bildiğimiz saat. 12 saatlik, 24 saatlik zaman diliminde ki kullandığımız şey saat Sümerlerden kalma. Bu çok önemli şeyler. Çok Daha iyi duyuyorum. bunları biz ortaya, evet bunları daha tam manası ortaya çıkartamamışız. Anadolu'yu bitirelim, geriye vakit kalırsa diğer ülkelerin medeniyetlerinden, mimarisinden, tarihinden uğraşalım. Ama öncelik hakkı Anadolu'ya ait. Doğru. Evet. Sanırım sahaflıkta böyle detay bilgilere ayrılan alanlar da var, değil mi? Yani Evet. bizim mesela özellikle Türklük ve Türk Anadolu coğrafyasının hikayesini bulmak ve buluşturmakla ilgili
Ciddi çalışmalarınız var Benim sizin. çalışmam bu. Bir de gizli adlar. Türk yazınında saklı adlar, gizli adlar, iğreti adlar. Niçin iğreti ad kullanmış? Neden bu ismi kullanmış? Niye gerçek ismini kullanmış? Bunların peşine düştük. O da uzun bir çalışma oldu. Devam ediyor. Halen demek, bitecek hali de yok zaten. Onu şey diyorum. Bu iğret adlar nedir? Biraz açsanız şimdi dinleyenler de merak edip Google'a sarılmasın. Gerçek Google karşımızda dinlesin. Şimdi merak eden geliyor soruyor. Gene dosyamızdan cevabını veriyoruz ama basılı hale gelmedi daha. Gene kendi konumuzla ilgili değişik dergilerde, değişik yayın organlarında yazılarımız çıktı. Çıkacaktı zaten. Orada bir sıkıntı yok. Yalnız şimdi bütün sahaf arkadaşlar kendilerini bilirler. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Evet. Herkesin bir yürüdüğü yol var. Şimdi ben bu yolda yürüyorum. Diyorum ki genel arkadaş benim yolumda değil. Diyorum ki bu yolda yürüyen arkadaşımız bu. Hemen orada müracaat. İsmimizi söylüyorum. Hani sana yakınlık gösterir. Şu olur. Gidiyor. Ondan sonra bakıyoruz. Oslu'dan bir kitap çıkmış. Teşekkür. Efendim bunu bitirdik. Evet, sağ evet. Olun. Abi. O bizi mutlu ediyor. Bizim parayla pulla pek ilgimiz yok. Benim valla bütün kitaplarımda teşekkür ettiğim vazgeçilmez isimsiniz. Hepsinde teşekkürler yazım var. Evet, siz bizim yıldızımızsınız. Estağfurullah hocam. Gerçek ama. Sizlerden destek alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Ben son olarak farkındasınızdır belki sosyal medyada ve basında çok çıktı. Üsteğmen Kara Fatma'nın sinema filmiyle uğraşıyorum. Evet. Senaryosunu yazdığım, kitabını yazdığım bir çalışma. Uzun yıllar araştırdım. Kayıp kara nedeni... yani gözü kara olan. Gözü kara. Hiçbir şeyden korkmayan. Ya evet. Bunu işte kara derken kadar... daha bir değişik anlam geliyor değil öyle. Evet. Üstadım, karakoldan geliyor. Siz de biliyorsunuz mezar yerinin vahşi insanlar tarafından bir sürü tahrip edildi. Alan yol gösteren tabelalarımız defalarca parçalandı, kırıldı. Evet. Yani maalesef onlar çok çirkin şeyler. Çok yani insanın aklı almıyor ve ben olabildiği kadar Kurtuluş Savaşı'nda bir 45 boyunda büyük fedakarlıklar yapan Erzurumlu, vatanını, milletini çok seven bir Türk kadınını anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Ve bunu gerçekten... Mezarında buldunuz, mezarında ortaya çıkarttınız. O ne büyük saadettir, o ne güzelliktir. Yani herkesin dua edeceği, anacağı... Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hepimizden Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yaşadığı sokağa Kasımpaşa Kulaksız'a adını verdik biliyorsunuz. Bununla evet. Gurur duyuyorum. Çünkü en azından ömrünün son 20 yılını dönemin belediye başkanı Sayın Lütfi Kırdar, o da biliyorsunuz Erzurumludur. Vakıf evinde yaşaması için ona bila bedel vermiştir. Yaşadığı müddetçe orada kalmış. İşte o sokağa da Üsteğmen Kara Fatma Sokağı adını verdik. Harika. O günden beri de orada işte son 4 senedir falan bir sokağımızın ismi var. Şimdi de istiyorum ki sinema filmi olarak hep savunduğum bir şey var. Bizim neslin sanal kahramanlarla büyüyen bu neslin, hepimizi kastediyorum, bizim nesli artık kendi kahramanlarını tanımasının zamanının geldiğine inanıyorum. Yani üniversitelere, söyleşilere gidiyorum hocam. Diyorum ki ben karşı falan da değil mi? Süpermenleri, Batmanleri herkes gibi ben de izledim. Ama niye kendi kahramanlarımızı tanımıyor çocuklar? Soruyorum. Bunları biliyorsunuz. Peki Üsteğmen Kara Fatma'yı, Şerife Bacı'yı, Gördesli Makbule'yi, Bigadişli Nazife'yi bakıyorlar. Belki bir iki isim bana cevap veriyor. Evet, biz birisini biliyoruz diye. İnsanın vicdanı sızlıyor. Sanal kahramanları ezbere bilen bu neslin kendi kahramanlarını bir yabancı gibi dinlemesi manevi ve milli duygular. Çok kötü maalesef. Evet, evet. Bu yüzden evet, kitaplarını yazmak ve onları toplumla buluşturmak için gerçekten bir gayretim var ama bir de sinemasal anlamda daha büyük topluluklara ve kitlelere Türk kadınının izzeti ve şerefi için ne kadar büyük çaba sarf ettiğini anlatmaya da gayret ediyorum. Bununla ilgili işte sinema filmimizi hazırlıyorum. Harika. İnşallah. Harika ya, vallahi harika. Çok sevindirici bir çalışma. Yani şimdi İktir kardeşim, şimdi bu televizyonlarda şurada burada bir sürü dırbırı şeyler seyrediyor. Seyretmiyoruz da kapatıyoruz hemen. Yani evet. Şimdi böyle bir diziler, böyle evet. Bir diziler, filmler meydana çıkartırsan inşallah. Müthiş yani, müthiş. Gerçekten inşallah. Bütün hayalimiz şu anda o yönde.
Sistemimiz çalışılıyor şu anda. İşte ben senaryosunu Harika. yazdım 5 yıl önce. Üzerine revizeler yaparak yeniledik. Ama diğer taraftan da yazım serüvenim de devam ediyor. İşte Bigadişli Nazife'den sonra biliyorsunuz bir Arnavut Zeynel'i çıkardım ki hiç kimsenin bilmediği bir isimdi. Arnavut Zeynel Balkanlardan göç eden Müslüman Türk bir gencin ve Balkan göçmenlerinin hepsini aslında temsil ediyor bizim kitabımızda. Ve hatta o kitap çıkar çıkmaz hocam bir sürü Balkan derneklerinden davetler aldım. Balkanlardan gelen, Kosova'dan gelen devlet başkanları kahramanımızın köyünde kocaman güzel bir park açtılar. Davetler aldım. Bir sürü yerde zaten Türkiye'nin içinde ve dışında. Kıbrıs'tan her yere yani işte doğu ve en batıya kadar söyleşiler yapıyorum farkındasınız. Olabildiği kadar Türk kadınlarını bulup toplumla oralı buralı demeden milli ve manevi duyguların birlikte ne kadar keyifli bir insanlık ve samimiyeti yakalamaya çalışıyorum. Ana mottom da şu aslında, Çanakkale'de nasıl dedelerimiz yan yana ölüme koştularsa evet. ve öldülerse biz de yaşarken en azından onlara layık insanlar olabilirim. Çünkü o adamların da hayalleri vardı, onların da sevdaları vardı, onların da umutları vardı ve İllaki. Her şeye rağmen vazgeçtiler. Yani herkes bilmem kaç yaşında değildi, gencecik su gibi insanlar gitti, yaşlılar gitti, çocuklar gitti, kadınlar gitti. Ve biz bunların tamamını unutarak şimdi sosyal yaşam, işte özgür yaşam diyerek biz onları eğer bir kenara bırakırsak bence büyük vefasızlık evet. olurdu. Ve evet. güzel bir şeyler yapmak için iz bırakmaya çalışıyorum. Allah utandırmaz inşallah. Öyle devam edelim. İnşallah, inşallah. Kültür Bakanlığı da artık sana bir daire mi verir orada, kat mı verir? O katta çalışıyorsun yani bağımsız olarak. Ankara'da ne bileyim yani böyle bir öyle bir faaliyet içerisindesin ki evet. başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Yok ben ikinci maşallah, ben maşallah. Daire falan istemiyorum ama. Hayır yani daire değil mi? Yani bir kat Kültür Bakanlığı'nın bir katının bir bölümünü sana tavsiye etsin. Sen orada çalışacaksın. Evde mevde burada sıkıntılı olur. Şöyle çok şükür çok güzel bir kütüphanesi olan evim var. Çocuklarım da var biliyorsunuz biz. Yani kütüphaneni biliyoruz o tamam kütüphane dursun o da onu biliyoruz ama daha böyle bir her şeye hemen ulaşabileceğin imkanlar dahilinde olacak bir şeyin olması lazım çalışma ortamının olması lazım. Valla o konuda kimin ne hayal ettiği konusunda fikrim yok ama şöyle bir şey oldu sinema Kültür Turizm Bakanlığı sinemamıza destek kararı aldı sinema filmi tamam. projeme destek verdi bence bu çok kıymetliydi çünkü bugüne kadar hiçbir kadın kahramanla ilgili nitelikli bir sinema filmi projesine destek vermediler. Yok, tabii tabii. Bu çok önemli bir pencere aralayacak yeniden. Çünkü artık ağalık bilmem olup bulup bilmem ne filmlerinden sonra kültürel mirası ortaya koyan hikayesi bizden birinin masa başında üretilmeyen, kurguyla uğraşılmayan hakikaten o memleketin, o yörenin, yani Erzurum'un taş evlerini görmeye gittim işte ben bir iki gün önce. Sadece o fotoğrafta izleyici ne görecek diye bakmaya gittim ben de. Hani evet. o taş evler, yollar, o muhteşem evet, evet. görüntüler, kanyonlar, savaş anında insanların kaçmaları. Ya benim annemin dedeleri, Rizeliler onlar, ikizlerinden. Erzurum'da insanlar camilere doldurulup yakıldığında Ruslar tarafından ilk koşan köyler. Çünkü çok yakınlar ya coğrafi olarak. Ve hala benim rahmetli anneannem, ki ben bu çalışmadan çok yıllar öncesinden bahsediyorum, çocuktum. Bizim köyden o kadar çok giden oldu ki dönmeyen var dedi Erzurum'a gidip. Çünkü orada sonuçta Rusların da eli armut toplamıyor. Onlar bize, biz onlara savaştık. Şimdi... Bu kadar öznel hikayeleri olan memleketin hikayelerini anlatmazsak olmayacaktı ya. Yani bizim çok istediğimiz bir şeydi bunları anlatmak. Bir de dünyada Türkiye karşı büyük bir öfke var. İyi de biz derdimizi hala anlatamadık sinemasal anlamda. Hala daha sanat filmi çekmek için uğraşıyoruz ama kendi tarihimizi, derdimizi anlatsak ki dünyaya belki anlaşılabilir. Biz insanların soykırımını yapmadığımızda veya olanların ne olduğunu biraz anlatabilirsek aslında doğru düzgün
abartılmadan, saçmalamadan bence çok daha verimli olur. Çünkü mesela Balkanlarla ilgili, Balkanlardan gelenlerle ilgili bir çalışma yaptım ya biliyorsunuz kitabımda, Arnavut Zeynel'de. Ya Manisa'da, Turgutlu'da Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler kaç yüzyıl beraber yaşamışlar Türklerle. Sonra İzmir işgal olup işte 19 Mayıs, özür dilerim, 15'inde İzmir'e indiklerinde bunların, bizimkilerin bir anda Yunanların tarafına geçmesi, bizimkileri diyorum çünkü onlar bizim komşularımız, yüzyıllarca beraber yaşamışlar. Bir anda Rumlar ve Ermeniler Yunanların askerlerine gönüllü yazılıyorlar. Yani bunu hiçbir mantık kabul etmiyor. Nasıl olur ya? Yani ya siz daha birkaç gün öncesine kadar bir Türk sütçünün sütüyle bebeğinizi doyurdunuz. Bir yoğurduyla yemek yediniz. Aynı çeşmeden su taşıyıp evinize götürdünüz. Ve Yunanlar gemiden indikten sonra gidip onların askerlerine gönüllü oldunuz. Burada ağır darbe yiyen aslında Türkler ve Türk komşuluğunun bu kadar hezimete uğraması. Bunu Erzurum'da görüyorsunuz, İzmir'de görüyorsunuz, İzmit'te görüyorsunuz. Yurdun dört bir yanında işgaller var. Ve biz bunu kitaplarımızla daha çok ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte ne kadar eser, evrak, belge, bilgi varsa da sizin kapılarınızı aşındırıyoruz. Maalesef. Evet. Şimdi Anadolu, siz biraz önce de bahsettik. Anadolu bitmez tükenmez Anadolu. Biz bu toprağın insanları olarak bize bir sürü görev düşüyor. Herkes bir misyon, vizyon üzerine yola girerse senin gittiğin gibi mesela. Bir başkasının gene Anadolu üzerinden, Anadolu medeniyetleri üzerinden, Anadolu'dan yayılan medeniyetleri kimler sahip çıkmış? Nasıl sahip çıkmış? Bunları yani iyice öğrenirse gelecek nesil bizim bu yaşadığımız toprakların nasıl bir topraklar olduğunu, Allah bize bu toprakları nasip ettiğini, böyle güzel bir topraklarda herkesin gözü olduğunu ve bu güzellikleri korumamız lazım geldiğini öğretmek lazım. Biz elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışıyoruz. Senin gibi gayretli yazar, çizer, düşünen insanların da gayretiyle çalışmasıyla bir sürü karanlıkta kalan nokta açıklığa çıkacak. Bu çok güzel bir şey bizim için. Yani sizlerden iftihar ediyorum ben. Bir genç kuşak olarak size gıpta ediyorum. Çalışmanızı çok beğeniyorum. Allah razı Elimden gelen her şeyi size açık yani. Bütün kitaplık açık zaten. Sana karşı her türlü şeyimiz açık yani. Sen hem bizim yan komşumuzsun, yan Kasımpaşa'dasın, Kasımpaşa'dansın. Anladın mı yani? Orada esas yoğunlaştın çalışmaya. Evet. Şeyini buldun, kabrini buldun kadıncağızın. Ortaya çıkarttın. Kaybolmuştu bu kabir. Evet. Bunun mimarı sensin. Bunu herkes biliyor. Bunu takdir ediyoruz. Yani seni çok takdir ediyoruz. Bilesin yani. Arkandayız. Hiç şey etme. Hocam Bilgi olarak her türlü bilgi sana açık. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Güzel sözleriniz için, güzel duygularınız için, bütün Sağ ol. destekleriniz için Allah razı olsun. Ben Değerli de razı olsun. yani bir sahafın ulaşamayacağı neredeyse belge bilgi yok ve fikri olması çok önemli. Bir araştırma yapıyorsanız ne olur samimiyetle tavsiye ediyorum. Gidin bir sahafla tanışın, buluşun, bulunduğunuz yer Türkiye'nin neresi olursa olsun. Hocam yurt dışında da sahaflık nasıl çalışıyor? Şimdi Türkiye'de sahaflık derken herkes bireysel çalışıyor. Evet. Yetiştiği kişinin yanında ki yetiştiği hangi sahafın yanında yetişmişse o sahafın doğrultusuna gidiyor. O arada kendisini başka bir sahafın yanında yetiştirmek de kendi imkanlarıyla, kendi özverisiyle, kendi çalışmasıyla belli bir yere gelen sahaf arkadaşlarımız var. Onlar da kendi şeylerini zaten bu camiaya girdim mi herkes söylüyor. Diyor ki bu sahaf bundan anlar. Bu sahaf bundan anlar. Bu sahaf bundan anlar. Sen ona göre yolunu çiziyorsun. Ona göre o sahafa tabi oluyorsun ve o sahafın vermiş olduğu bilgilerle diğer yolları da açıyorsun. Bu böyle işliyor. Yeni sahaflar yetişiyor mu? Sizin gibi, sizin disiplininizle yeniden yeni versiyonlarınız devam ediyor mudur hocam? Yani eksik sormuş olmayayım Şimdi ama. gerçek bir sahafsa, sahaf olarak kendisini yetiştirmişse, eski yazıyı biliyorsa, en azından bir yabancı dilde
okuduğu zaman anlıyorsa. İşte biraz önce söylediğimiz Türkçe yazılmış metinlerin diğer şeylerini de biliyorsa, haberi varsa, kendini yetiştirmişse, ne kadar çok kitap görmüşse, aşk ile o kitaplara sarılmışsa, o kendini yetiştirmiş bir sahaftır. Bu sahaf artık bundan sonra yapacağı tek şey araştırmacılara yardımcı olmaktır. Onların ulaşamadığı bilgiyi onlara ulaştırmaktır. Tabii ki medar maaşet motorunu çevirmesi için de bir takım parasal şeylere ihtiyacı vardır ama bu hiçbir zaman için çok yüksek rakamlarla karşı taraftan gelen istekleri büyük paralardan değil de çok çok cüzi paralarla, ücretlerle bu işi kapatmak. Yoksa olmaz. Sen şimdi gelmişsin bir şeyi araştırıyorsun. Benim şimdi Erzurum diyelim şeyim koleksiyonum var. Ben biriktiriyorum, Erzurum'da biriktiriyorum. Giriyorsun, biz senden bunu faydalandırıyoruz. Neden? Çünkü Erzurum'la ilgili çalışmam var. Evet. Kara Fatma bizim Erzurum'da. Evet. Onunla ilgili bilgi bizde varsa sana hemen veriyoruz. Bunda herhangi bir ücret talep etmemiz söz konusu değil. Ama diğer arkadaşlar böyle bir şeyde ücret söz konusu olursa bizim için o sahaf değil de biraz tüccar sahaf oluyor. Bizim sınıfımıza girmiyor, bizi ilgilendirmiyor. Sizden kaç tane var diye sormak istiyorum kalben ama ayıp olmasın diye de susuyorum. Çünkü evet hakikaten kitapçı ve sahaf arasındaki ayrımın net cevabısınız siz. Dilerim Türkiye'nin her yerinde daha çok böyle sahaflarla buluşsun insanlar. Çünkü sizin oraya gelmenin kokusu bile başka. Yani o kitap sevgisi, kitap kokusu dokunmak herhalde değil mi? Sizin için de çok özeldir. Tabii biz şimdi dedik ya biraz önceden dükkanla müşteri olmadığı zaman konuşuyoruz onlardan. Diyor ki mesela beni burada buraya koymuş ama bunu buradan kaldır diyor. Buradan beni müşterim görmez diyor. Şuraya koy diyor. Oraya koyuyoruz kitabı. 3 gün sonra satılıyor kitap. O da yıllarca bekleyen kitap. Bir Ama takım şeylerimiz var. Tabii kitapla alan bir takım muhaverelerimiz var. Biraz şey uçuk kaçık gelecek tabii dışarıdan bir insan ama bu böyle. Yani onlarsız biz onlarsız olamayız. Onlar bizsiz olamaz. Benim bir lafım vardı. Dükkanı açtığımız zaman kapıdan içeri giriyoruz. Dükkandaki en eski kitabımız ne? Diyelim ki 1756 yılında basılmış bir kitabımız var. O 1756 yılındayız. Dükkanı kapattık, çıktık. 2021 yılındayız. Oh. Öyle. Ne O güzel. dükkandaki eşik var ya, o Evet. dükkandaki eşik çok önemli. Peki kitaplara nasıl ulaşıyorsunuz hocam? Efendim? Kitaplara, Anlayamadım. eski kitaplara nasıl ulaşıyorsunuz? Şimdi bizim genelde ana kaynağımız çöpçüler. Gerçekten. Bildiğin gece çıkıp çöp toplayanlar. Çöp toplayanların içinde çoğunlukla kitaplar çöpe atılıyor. Aman ya Rabbi. Allah versin ki naylon torbanın içine koyuyorlar, ağzını böyle büzüyorlar, ondan sonra atıyorlar. Eğer böyle parça olarak asılırsa perişan oluyor kitaplar, onun durumu kötü. Ondan sonra her sabah her sahafın abone olduğu veyahut da tanıdığı hurdacılar var. Bunlar getirirler, kapının ağzına bırakırlar kitapları. Dükkan kapalı dahi olsa veya örtünün altına bırakırlar. Ön tezgahları bilirsin bizim. Evet. Onun altına bırakırlar. Biz Altyazı sabahın geldiğimiz zaman, açtığımız zaman örtüleri bakarız, o biliriz onun kimden geldiğini. Onun malını ayırırız. Gelir parasını alır gider. Ondan sonra kitapların bakımı gerekiyorsa bakımı yapılır. Temizlenir. Yırtılanlar yapıştırılır. İşte eğer çok dağınıksa ceket giydirilir. Yani cilt yaptırılır. Elbise yaptırılır. Biz ona elbise yaptırmaz diyoruz. Evet. Cilt yaptıralım. Daha gelecek nesillere kadar gitmesini sağlarız. Ama hiç perişan vaziyette, hiç eksikse onu imha ederiz maalesef. Böyle. Genellikle öyle geliyor. Ondan sonra Charles müracaat ediyor. Annemden, babamdan, dedemden kitaplık kaldı. Gelin bakın. Gidiyoruz, bakıyoruz. O şekilde alıyoruz. Ama genelde çöpten geliyor. Valla şaşırdım, üzüldüm. Yani kitaba çöpe atmak nedir? Yani gidin en yakın bir yere verin ki insanların eline Maalesef. geçsin. Şimdi bir şey daha anlatayım da belki tepki çekebilir. Kitabı
evdeki hanım pek sevmez. Genelde toz tutuyor diye. Kadınlar titiz olur biliyorsun. Toz oluyor diye kitabı pek yani el sürmezler. Toz olur bilmem ne. Kitabı da evde pek istemezler. Adam ilk önce Türk toplumunda erkek gider. Kadın kalır başına. Şimdi der biraz da kitaba karşı sevgisi yüksektir adamın. Sevgi bölünmüştür. Kadın der ki ya der bu kitaplar yüzden benim bana olan sevgisi eşimin düşüktü. Sevmiyordu beni yani. Ona bu kitapları gösterdiği iyi kadar bana iyi göstermiyordu diyerek açık konuşuyorum bak. Çok da iyi. Bunları hemen kapıdan geçen hurdacıya hop hop gel kardeş al şunları götür Allah aşkına bir şey. Temizle şurayı. Al bir de üstüne para. Evinizi temizledin diye. Tabii o şekilde genelde gidiyor. Kimisi onu yapamıyor, çöp atıyor. Gerçekten. Kimisi yakıyor. Bize bak çok acı bir gerçek daha söyleyeyim. Bizim Doğu Anadolu'da, belki Doğu Anadolu'nun daha doğusundaki köylerde şeylerimiz var. Yıllık gönderdiğimiz kitaplarımız var hediye olarak. Bir ismini vermeyeyim. O beni çok yaralamıştır. Gönderdik. Bir ay sonra filan bir mektup geldi. Hocam kitaplarımızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Ondan sonra kütüphanemizi en güzel yere koyacağımızı zannediyorsunuz dedi. Yanılıyorsunuz dedi. Biz burada bu kitapları yakıyoruz dedi. Isınıyoruz dedi. Odunumuz yok çünkü dedi. O beni çok etkilemiştir. Ama şey olarak mı söyledi artık bize bir kitap göndereceğinize başka şey mi gönderin demek istedi o mesajı onu anlayamadım. Ama kitaptan yakılarak ısınma şeyini de hala kabul etmiş değilim. O Tabii benim ki çok biliyorum. ağrıma gitmiştir. Benim de Gene ağrım. biz kitaplarımızı gönderiyoruz, sorun değil. Ondan sonra bir ay ücret tabii. Bir de böyle bir durum var. Kitaba karşı şimdi bu internetti, şuydu, buydu, cep telefonuydu, şu çok güzel kolaylık bilgiye ulaşıyorsunuz ama bir de bunu çok önemli söylemem lazım. İnternetteki bilgiler kasıtlı olarak yanlış yükleniyor. Evet. Araştırmacı eğer onu oradan alıp araştırmadan, araştırma çünkü şüphecidir. Tabii. Acaba doğru mu bu? Bunu araştıracağım, kaynağını inceleyeceğim demezse o araştırmacı onu copy paste yapıyor, yapıştırıyor. Özellikle doğum ve ölüm tarihleri arasında diyelim ki işte Abdülhak Şinasi Hisar'ın ölüm ve doğum tarihinde yanına yazması lazım biyografisinde. Evet. Diyelim ki 1911 yılında doğmuş, 1970 yılında vefat etmiş. Onun 1970'i 1907 yapıyor. Anladım. Tabii ters yapıyor. Takdim tehir yapıyor. Şey ettiği zaman da takdim tehir olmuş kusura bakmayın özür dilerim diyor. Veya kitabın sonunda düzeltiyor bunu. Ama onu fark etmeyen araştırmacı onu öyle alıyor. Olduğu gibi Pes ediyor, evet. kendi çalışması olmadan da kendi çalışmasıymış gibi intihal dediğimiz olay oluyor. O zaman yanlışı çıkarttığı zaman efendim diyor ben diyor kitabın sonunda bunu düzeltmişim diyor. Bunu alıyor. Hem benim ismimi almamış, kaynağını göstermemiş, hem Ya. benden götürmüş bunu diyor. Bunu yanlış yapmış diyor. Biz yanlışı düzeltmişiz diyor. Bunu Bunlar bir yıl değişik evvel de yaşadım. taktikler tabii. Doğru. Ben de yaşadım. Evet. Gördüm. Yani araştırmacı daima şüpheci olacak. Acaba bu bilgi doğru mu? Kaynağına inmeden o şeyi, mesela mühendislik lisesi olmadan o kaynağı kullanmaması lazım. Mühendislik lisesi. Diyelim ki tarihte Ermeniler, Esat Orasım kitabı vardır meşhur. Orijinali 382 sayfadır. Adam hayattadır. Adam vefat etmiştir. Sonradan basılmıştır. 980 sayfaya çıkmıştır kitap. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Eklemiş amcam. Arkadan gene amcam eklemiş. Onun için mühendislik lisesi önemli. Yani yazar hayattayken olan kaynak önemli. Adam Kesin. öldükten sonra olan basımlar bizim için geçersiz Muteber bir oluyor. tabii. Evet, çok önemli. Şey de var. Yani sahafa sadece araştırmacıların gittiğini düşündürmek de yanlış olur değerli izleyiciler. Sahafa kitap dostu gider. Yani illa herkes yazar olmak zorunda değil. Bir konuyu çok merak eden, okumayı seven,
O konu hakkında derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkesin gideceği özel bir noktadır. Çünkü orada o kitabın en eski nüshalarına bile ulaşabiliyorsunuz. Örneğin pikaplar, örneğin kitaplar, örneğin fotoğraflar gibi aklıma ilk anda düşündüğümde gelen bu orijinal güzel iz bırakan eserlerle buluşmak, bir kitap dostuyla konuşmak için, hatta bir çay içmek için bile uğramanızı hakikaten tavsiye ederim. İstanbul Beyoğlu Aslan Pasajı Halil Bingöl sahaf adres buyur yazıyor. Gelin beklerim. Karşı mısın? Çünkü bulacağınız, aradığınız her ne ise emin olun bulacaksınız. Hocam katıldınız, bize zaman ayırdınız, hafta sonunuzu ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek, ne demek, ne demek efendim? Sizin gibi sahaf kütüphane dostu, yazar dostu, araştırmacı ve kitap dostu, nadir insanlarla buluşmak hepimiz için çok çok keyifli. İyi ki varsınız. Allah sağlık, sağ olun. İyi ki siz de varsınız yani. Biz de sizden mutlu oluyoruz böyle. Estağfurullah. Sağ olun. Destekleriniz sağ olun. Her zaman müteşekkirim. Sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. En yakın zamanda yine inşallah bu COVID'i atlatırız. Sağ olun. İnşallah. Sizi ziyaret etmeyi çok istiyorum ben de. Buyurun gel, buyurun gel. Dükkan senin biliyorsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kitaplarla ve sizinle kavuşmayı bir an önce ben de arzu ediyorum. İyi çalışmalar bütün izleyenlere. Sevgiler, saygılar, selamlar. Türkçe lisaniyle desek affola. Hürmetler. Evet. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.